Tora'nın en uzun peraşasının okunduğu haftadan hepinize merhaba. Birkat Kuanim dediğimiz dua şu şekilde başlıyor. Daber el Aaron ve banav lemor kote parehu et bene İsrail amor lahem yevarekecha Adonai ve işmerecha. Aaron ve oğullarına söyle ki bene İsrail'i şu şekilde kutsasınlar. Tanrı seni kutsasın ve korusun. Bu pasukta yer alan onlara söyle ki terimi gereğinden fazla abartılı görünmektedir. Bu pasuk şu şekilde de gelişebilirdi. İsrailoğullarını şu şekilde kutsayacaksın. Berdiçevli Rabbi Levi Yitzhak bu cümleye değişik bir bakış açısıyla yaklaşır. Ona göre Amorlaim onlara söyle kelimelerinin bir başka anlamı daha vardır. Devarim kitabında yer alan Emarta sözünün anlamı farklı kılmak veya yüceltmektir. Eğer bu yaklaşımı kullanacak olursak yukarıda belirttiğimiz cümle daha farklı bir şekil alacaktır. İsrail oğullarını şöyle yükselt ve farklı kıl. Tanrı seni kutsasın ve korusun. İsrail'in ruhani kişileri olan Kuanim kutsama yaparken aynı zamanda Bene İsrail'in farklı ve onurlu bir halk olduğunu dile getirmekte, bizlerin kendimizi biraz daha özel ama çok sorumlu hissetmesine neden olmaktadır. Birkat Kuanim içinde vehuneka dediğimiz bir kelime de vardır. Bu cümle genellikle Tanrı sana lütfetsin veya merhametli davransa şeklinde tercüme edilir. İbranice'de bu anlam için kullanılan hen sözcüğü aslında dilimizde çok farklı şekillerde tercüme edilebilir. İyilik, istirham, karşılıksız hizmet gibi. Ancak Birkat Kuanim'de yer alan bu söz burada koşulsuz sevgi anlamını taşımaktadır. Bu sevgi bir annenin çocuklarına duyduğu sevgi şeklinde anlaşılabilir. Tanrı İsrailoğullarını günahkar olduklarında bile sever ve onlara yakın durmak ister. Bu durumu Vayikra kitabının sözlerinde bulabilmek mümkündür. Bu şekilde kutsal için, Tanrı için, Bene İsrail'in tumaları, isyanları ve her türlü hataları için onarım sağlayacaktır. Bir kohen Birkat Kuanim yapacağı zaman bir beraha okur. Bu berahada halkı Aaron'a bahşedilen kutsama ile bereketlendireceğini söyler. Bu da her kohenin halkı Aaron'un insanları sevdiği gibi sevmesi ve bu sevgiyle kutsaması anlamını verir. Rabbi Levi Yitzhak de Berdiçev bu noktaya işaret etmek istemiştir. Kohenler bu duayı yaparken halkın özel ve Tanrı tarafından çok sevilen bir toplum oldukları duygusunu vermek amacıyla hareket etmelidirler. Bu berahada yer alan hen sözcüğünün anlamı da bu doğrultudadır. Kuanim yapılmadan önce okunan berahada Bene İsrail'in be'ahava sevgiyle kutsanmaları gerektiği söylenmektedir. Birkat Kuanim'in hangi cümlesinde bunu bulabilmek mümkündür sorusunu yanıtlamaya çalışalım. Yukarıda sözünü ettiğimiz gibi Kohen Erbeni İsrail'in Tanrı tarafından sevildiğini ve bu yüzden de Tanrı'ya yakın olması gerektiğini Birkat Kuanim'de halka hissettiriyorsa bu berhanın neden sevgiyle verildiğini de göstermektedir. Ancak Rabbi Abraham J. Dr. Tversky olaya daha farklı bir boyutta yaklaşmaktadır. Birkat Kuanim ve yasem leha şalom sana barış ve esenlik versin diye sonlanmaktadır. Bu barış her Yahudinin birbiriyle barış içinde olması anlamını taşır. Bir başka deyişle hepimiz eğer barış içinde olmazsak ve birbirimizi gerçek anlamda Tora'nın emrettiği gibi sevmezsek bu beraha gerçek barış anlamını taşımayacak ve sevgiyle verilmemiş olacaktır. Barış anlamını taşıyan şalom sözcüğü aynı zamanda şalem yani tam olarak da okunabilir. Eğer bizler şalem olmak için gayret gösteriyorsak ki buna ulaşmak için başta Tora öğrenimi ve mitvaların yerine getirilmesi konusunda üzerimize düşeni yapıyor ve birbirimizi Tora'nın emrettiği ve ahavta lereya hakka moha emri gibi seviyorsak o zaman barış duası bizimle olacaktır. Unutmayalım ki bizler ancak şalem olmak için çaba gösterirsek Tanrı bu berahada yer alan şalom ile bizleri kutsayacaktır. Tehilim'in 29. bölümünün son cümlesinde söylendiği gibi Adonai yozdeyamo yiten, Adonai yebarek etamo, baş şalom. Şabbat şalom.